İyi akşamlar arkadaşlar. Bir İsveççe dersiyle tekrar beraberiz. Bugün sizlere po ve i'yi anlatacağım arkadaşlar. Bunlar preposunlardır. Preposunlar neydi? Fiillerin, verblerin yani sıfatın veya kendi türünün halini, durumunu, yerini, yönünü zaman ve miktar olarak belirten, bunları soru halinde soran kelimelere Türkçe'de zarflar deniliyordu. Bunların İsveç'teki karşılığı ise preposition oluyor. Yalnız arkadaşlar dikkat edeceğiniz preposition verblerin veya kendisi gibi başka bir preposition'un veya kendi türün bu tür verblerin ve kendisi gibi preposition'ların durumun yerini ve zamanını bir de yönünü bize belirten kelimelere İsveççe'de preposition diyoruz. Yani substantivlerinki adjektifti. Substantivin yani ismin durumunu, şeklini, rengini, nitelik ve niceliklerini bize belirten kelimeler de adjektif. Zarflar ise verblerin yönünü, yerini ve nereye doğru yer, yön ve zaman olarak verblerin veya kendisi gibi başka bir prepozisyonun anlamını etkileyen kelimelere preposition yani zarf diyoruz. Şimdi bunlardan en çok daha önceki yaptığım videoda önemli olanlarını işlemiştik. Fakat çok örnek yapamamıştık. Bir de arkadaşlar şey anlatacağım. Artık çevirirken, Türkçe'ye çevirirken eskiden kelime kelime çeviriyordum. Şimdi komple anlam olarak çevireceğim. Kelime kelime çevirdiğimiz zaman Türkçesi bozuk çıkıyor bu sefer. Buna da dikkat edin. Ve preposition po ve i'nin örneklerine başlayalım. Arkadaşlar bu dokümanları Schoolwerket'ten aldım. Yani Schoolwerket'ten temin ettim. Daha doğrusu bana ulaştı. Ulaştırdılar ve o Schoolwerket'in dokümanını işledim kendim. Şimdi preposition'u po ve i'yi iki şekilde ele alacağız. Bir tanesi zaman olarak po ve i, çünkü verbi zaman olarak etkiliyor. Diğeri ise yer olarak po ve i. Yani yön ve yer olarak arkadaşlar. Zaten preposition'un şeyi neydi? Yer, yön ve zaman olarak verbi etkiliyordu genelde. Şimdi önce zaman olarak po ve i'yi inceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar zamanı ben dokümanda birkaç parçaya böldük. Birincisi bir günün parçaları nedir? Sabah, öğlen, akşam, gece. Vekodagar haftanın günleri, hafta içi, hafta sonu dahil haftanın günleri. Bir de Årstider ve Helger yani mevsimler ve kırmızı günler olarak zamana ayırdık. Günün parçaları, haftanın günleri, Årstider ve Helger. Bunları da arkadaşlar, bu zamanları da geçmiş, şimdi ve gelecek ve her, mesela her sabah, ne diyelim, her sabah, her gece, işte her cumartesi, her mevsim, her sonbahar, her yıl bayramında bu şekilde dörde ayırdık. Mesela diyelim ki, diyeceksiniz ki ben dün akşam uyuyamadım. Ja, yani dün sabah uyuyamadım mesela. Försov'a hemen bakalım. Bunu arkadaşlar çevirisini yazmadım zamanların. Çünkü tablo halinde yaptığım için çok
Uyuyakalmak, pardon. Tablo halini yaptığım için Türkçelerini yazarsam çok karışık hale geliyor. Fakat yer olarak profesör bunları göreceğimiz zaman onlar da şeyleri ayırdım ben. Yani Türkçelerini yazdım karşılarına. Evet, şimdi başlayalım. Föra, nü, föra geçmiş, nü şimdi, nesna gelecek, vari her. Delar avdagen, bir günün parçaları. Mesela, imorşe, sabah. Sabah oldu, geçti. Bu yüzden bu geçmiş oluyor. İmorşe, yani bu sabah geçmiş oluyor. Igor kvel. Ha arkadaşlar, günün parçaları, yani sabah, öğlen, akşam, dün gece geçmişse i kullanıyoruz. İ ekliyoruz. Sadece kvele Igor kvel diyoruz. Günün parçaları geçmiş ise i kullanıyoruz. Başına i koyuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, bu kuralları eğer bir kağıt kalem alıp elinize yazarsanız daha güzel anlarsınız ve öğrenirsiniz. Yani burada belki tablo karşınızda ama pratikte konuşacağınız zaman tablo önünüzde olmayacağı için sadece kağıttan, mesela işte günün parçaları geçmişse i kullanılıyor. Şimdiki ise yine i kullanılıyor. Gelecek ise yine i kullanılıyor. Fakat her olduğu zaman o zaman po kullanılıyor. Bu şekilde not tutarsanız daha kolay öğrenirsiniz. Arkadaşlar, günün parçaları, yani sabah, akşam, öğlen yazılmış buraya. Bunları söylerken eğer geçmişse, şimdi ise veya önümüzdeki gelecek ise i kullanıyoruz. Nasıl oluyor bu? Mesela i morşe, sabah. Sabah geçti. Onun için i koyduk. Igor kvel. Bu zaten kendi başına bir belirteç. Zarf Igor kvel. I nat. Dün gece. Veya gece de diyebiliriz. Dün gece, yani dün gece için kullanırız. Mesela ne demişiz? Ja försov mig i morse. Sabah uyanamadım. Sabah geçti. Artık uyandık. Öğlen oldu, sabah oldu, geçti. O yüzden i morse dedik. Mesela başka bir örnek. Det var svårt att somna igår kväll. Dün gece uyumak zordu. Yani uyuyamamış. Dün gece uyuyamamış. Dün gece uyumak zordu demiş. Gördüğünüz gibi zaten Igor Kvel kendisi başlı başına bir tane zarf. Yani preposition. Bir diğer örnek. Jag vaknade klockan två i natt. Ne diyor burada? Ben gece 2'de uyandım. Gördüğünüz gibi geçmiş, yani dün gece veya geçen haftaki sabah, işte pazartesi sabah olur bu, o haftanın günlerine geçmeyelim. İşte şu anda günün parçalarının şimdi, geçmiş, şimdi ve nesna da iyi kullanıyoruz. Mesela ikvel, bu akşam. İnat, bu gece. Ondan sonra mesela inat. Det är varmt ute ikväll. Vi sitter ute och äter. Şu anda gördüğünüz gibi är ve sitter. Yani şimdiki zaman kullanılmış. Yani şu anda akşam, diyor ki akşam çok sıcak. Bu akşam çok sıcak. Biz dışarıda oturduk ve yiyoruz. Yemek yiyoruz. Fü vade blåser inat. Yakan inte sova. Fan, yani tüh, geceleyin rüzgar esiyor. Ne rüzgar esiyor? Geceleyin ne rüzgar var? Ben uyuyamıyorum. Uyuyamayacağım. Evet arkadaşlar,
Gördüğünüz gibi gelecek olan, diyelim bugün gündüz, işte yarın sabaha söyleyeceğim. İlk, ama ilk gelecek olan, yani önümüzdeki ilk. İmoron bitti, yarın sabah. İlk ve yarın akşam mesela. İnat, yarın gece. Yerine de ilk kullanıyoruz. Yoska o katil doktorun imoron bitti. Yarın sabah doktora gideceğim. Yarın sabah doktora gideceğim. Deskabili rain ikvel. Akşam yağmur var. Akşam yağmur yağacak. Olsa ska arbeta inat. Olsa akşam çalışacak. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi günün parçalarında geçmiş, şimdi ve gelecek için iyi kullanıyoruz. Fakat her olduğu zaman, her sabah veya bestemt halde, her sabahlar, pomorgnarna, pokvellen, akşamlar veya bestem, pokvellerna, ponatten, gece, ponatterna, eğer her sabah oluyorsa burada po kullanıyoruz. İyi kullanmıyoruz. Günün parçalarında her olduğu zaman po kullanıyoruz. Yani her gün, her gün dediğim, her sabah, her akşam, her gece olduğu zaman po kullanıyoruz. Diğer hallerde iyi kullanıyoruz. Mesela demiş Ulla Börjar Klokanlıye Pol Morone. Ulla her sabah 9'da başlıyor. Neye başlıyor? Okula başlıyordur veya işe başlıyordur veya bir şeylere başlıyordur. Ama her sabah pomorone. Eğer i moron deseydi ne yapacaktık? Ulla börjar klokan niye i moron. Yarın Ulla saat 9'da başlıyor. Fakat burada demiş ki her sabah pomorone. Hans Lüttar klokan 6 pokvelen. O adam, yani han demiş, akşamları 6'da, her akşam 6'da bitiriyor. İbland arbiyetar han ponetterna. Bazen her gece de çalışıyor. Bazen geceleri de, Türkçe'ye çevirirsek, bazen geceleri de çalışıyor. Evet arkadaşlar, öğrendik. Ne öğrendik şimdi? Eğer günün parçalarında geçmiş, şimdi ve gelecek varsa iyi kullanıyoruz. Ama her dersek, her sabah, her akşam, her gece dersek de po kullanıyoruz. Şimdi geçelim Vekko Dagar. Yani haftanın günleri. Bu haftanın günleri arkadaşlar, hafta içi ve hafta sonu dahil bütün günler. Mondaktan söndaka kadar bütün günler. Evet, bunda da eğer geçmişse i lördax i koyuyoruz, geçmiş cumartesi, ve s ekliyoruz. Haftanın günlerinde eğer geçmişse i kullanıyoruz ve s ekini ekliyoruz. I lördax regna de, çünkü geçmiş, de hela dagen. Geçen cumartesi bütün gün yağmur yağdı. Vekko Dagarna'nın arkadaşlar şimdiki, yani mesela ben pazartesi deyim gibi, şimdiki eki yok. Şimdi içinde bulunduğunuz günün eki yok. Neyisi var? Gelecek günler ve her günler var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, hafta içi, hafta günlerinin eğer geçmişse i ekliyoruz ve se güne, gün ismine i ekine ekli, i preposition'unu kullanıp se ekine ekliyoruz. Fakat gelecek cumartesi dediğimiz zaman, po lördag dediğimiz zaman, bu gelecek cumartesi, ilk cumartesi işte. Po lördag ska vi gå på bio. Gelecek cumartesi sinemaya gideceğiz. Biz gideceğiz.
Gelecek cumartesi sinemaya gideceğiz. Demek ki burada gelecekte po kullanıyoruz ve herlerde po kullanıyoruz arkadaşlar. Yani po lördagar na, eğer bestem doğrusa na'dır oluyor. Po lördagar stenger afferen tidit. Cumartesileri iş yerleri erken kapatıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hafta günlerinde de gelecek ve her hafta günü için po kullanıyoruz. Geçmiş hafta günü için i kullanıp güne s ekliyoruz. Şimdi bunu da öğrendik. Bir daha tekrar edeyim. Çünkü tekrar ede ede dinleyenin kafasına giriyor. Eğer günün parçalarında sabah, öğlen, akşam, gece, geçmiş, şimdi ve nesne, yani gelecek için kullanacaksak, zaman günün bir parçasını kullanacaksak başına i getiriyoruz. Fakat her gün, her günün parçası için, her öğlen, her gece, her sabah için de po kullanıyoruz. Veko dagarna'da ise geçmiş olan günler için i kullanıp s ekini ekliyoruz. Gelecek ve her hafta günü için ise po kullanıyoruz. Ve başına gördüğünüz gibi sonuna s veya başka ek getirmiyoruz. Sadece çoğul yapıyoruz herlerde. Lördagar mesela cumartesileri. Eğer bu bestem dolsa na ekliyorsunuz. Ha, burada arkadaşlar gördüğünüz gibi burada pomoronen sabahları, pomornarna bütün sabahlar bestem formda. Burada bestem ve u bestem hallerini görebiliyorsunuz. Yani çoğul hallerini, plural hallerini, evet. Mesela demiş Ulle böyle Moronen'in demek ki plural hali Moronen. Fakat Moronen, evet. Bestem haldeki bütün sabahlar Mornarna. Mesela natten gecelere, bunun çoğulu yok. Kvelenin çoğulu yok. Fakat bestemleri var. Plural halleri yok yani. Buna dikkat edin. Evet arkadaşlar. Mesela lördagar. Lördag. En lördag. Lördagar. Lördagarna. Da bestem tali oluyor. Evet arkadaşlar. Konuyu dağıtmadan Orstit ve Heller'e bakalım. Yani mevsimler ve kırmızı günleri konuşma içerisinde kullanırken nasıl yapıyoruz? Arkadaşlar, Orstit ve Heller'de geçmiş mevsim veya kırmızı gün, bayram, şimdiki mevsim veya bayram ve gelecek, gelecek ayrı tutalım, orada bir de til var. Onu ayrı tutalım. Ne diyorduk? Geçmiş ve şimdiki zamanları anlatırken mesela geçmiş sonbahar i höstas s ekine ekliyoruz ve başına i getiriyoruz geçmişi anlatırken. İçinde olduğumuz zamanı anlatırken bunda s yok arkadaşlar. I höst sonbahar i yıl. Yıl bayramı. Yıl bayramında, sonbaharda. Fakat burada i höstas dediğiniz zaman geçmiş sonbaharda, i yulas dediği zaman geçmiş yıl bayramında oluyor. Mesela bir inceleyelim. Ya var i madrid i höstas. I höstas dediğine göre nedir? Biz hemen buradan geçmiş sonbaharda ben Madrid'deydim. Buradaki i arkadaşlar Madrid'in içinde olduğunu, yani yer olarak i
gösteriyor. Biz şu anda zaman olarak i'yi inceliyoruz. Bu örnekte bir de yer olarak i Madrid şehir isimlerinde i kullanıyoruz. I Madrid'i vermiş. Bu var hos sin kusin i yulas. Bu diyor yıl geçen yılda yulas kuzenindeydi. Var demek nerede olduğunu bildiriyor. Yani bu geçen yılda kuzenindeydi. Gördüğünüz gibi geçmiş olan mevsim ve her yerde kırmızı günlerde başına i koyuyoruz ve s koyuyoruz. Fakat içinde bulunduğumuz kırmızı gün ve orçit hellerde ise sadece i kullanıyoruz. Mesela i höst er de vakker ve der. Gördüğünüz gibi er şimdiki zamanı belirtiyor. İçinde olduğumuz zaman presensi i höst diyor. Yani demek ki şu anda baharın, sonbaharın içinde ve hava çok güzel diyor. Bahar, sonbaharda hava çok güzel. Sosünt atte inte er nogon snö i jul. Burada arkadaşlar diyor ki jul'de kar olmadığı için üzgünüm diyor. Snö i jul. Yani biz şimdiki zaman olduğunu nereden anlıyoruz? Er verbinden anlıyoruz. Jul içinde kar, jul'de kar olmadığı için üzgünüm diyor. Evet arkadaşlar, şimdi gelecek zamanki, gelecek bahar, gelecek kış, gelecek yıl, bunlara bir bakalım. Gelecek olanlar içinde i höst veya til hösten. Til hösten arkadaşlar, höstü ne yapmış burada? Til hösten, yani baharda, bu bestem tale getirmiş. Baharda, hangi baharda? O bahar belli. O baharda. I höst ise gelecek baharda. Bunların gelecek olan zamanlarda ise i ve til kullanıyoruz. Mesela Erik ska börja på universitet til hösten. Diyor ki buradaki po yer belirtiyor. Üniversitede olacağını belirtiyor. Buradaki po şu anda bir zamanı görüyoruz. Fakat buradaki po aşağıda göreceğimiz yer belirtiyor. Hösten til, yani Erik sonbaharda üniversiteye başlayacak. Evet. Vad ska du göra i jul? Vad ska du göra i jul? Diyor ki yılda ne yapacaksın? Çünkü gelecek yıla söylüyor yılda. Şimdi arkadaşlar gelelim her olanlara. Yani her sonbaharda, bütün sonbaharlarda belli olan, yani bestemt olan sonbaharlarda veya her yılda ve bütün yıllarda bunu anlatmak için de po kullanıyoruz. Geçmiş orçit ve helyenler için i kullanıp s ekledik. İçinde bulunduğumuz orçit ve helyenler için i kullandık. Gelecek olan orçit ve helyenler için i ve til kullandık. Til kullandığımızda bestem talini söylüyoruz. Her veya daima orçit ve helyenlerde ise po kullanıyoruz. Po hösten, pluk, tabi bunlara po kullanırken bestem talde kullanıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hösten demiş. Hösterna. Bu da çoğulu. Yulen, yularna. Po hösten, plukar mansvan. Sonbaharda mantar toplanır. Po yularna er ya altı temma. Yıllarda, bütün yıllarda her zaman evde. Evet arkadaşlar, baştan bir kural olarak okuyalım. Örnekleri gördünüz.
Günlerin parçalarında geçmiş, şimdiki ve gelecek olan gün parçalarında iyi kullanıyoruz. Variye, yani her ve daima olanlarda po kullanıyoruz. Vekko dagarnalarda geçmişse, geçmiş bir günü söyleyeceksek iyi kullanıp es ekliyoruz. İçinde bulunduğumuz gün için kullanmıyoruz. Gelecek olan gün için po, gelecekle olan gün için po ve her veya daima olan günler için de po kullanıyoruz. Orstit ve helyenlerde geçmişse iyi kullanıyoruz, es ekliyoruz. İçinde bulunduğumuz orstit ve helyen nü yani ise iyi kullanıyoruz. Gelecek olan orstit ve helyenlerde höz, i ve til kullanıyoruz. Her ve daima kullanacağımız zaman da po kullanıyoruz. Bunların dışında arkadaşlar bir de zamanlar zaman yani ayrı zamanlar var. Mesela an, süre veya frekvens, sıklık yenilenme. Şimdi tilpunkt dediğimiz zaman an. Türkçesi an. Bu hangi soruya cevap veriyor? Ner. Tilpunktlarda arkadaşlar eğer gelecekse om kullanıyoruz. Eğer geçmişse för sedan arasına zamanı yazıyoruz. Bilmem anlatabildim. Yani ner diyor mesela. Eva skaböria arbeta om en vekka. Eva bir hafta içinde işe başlayacak. Gördüğünüz gibi yani skaböria başlayacak. Ne zaman? Bir hafta içinde, bir haftada işe başlayacak. Bir haftada işe başlayacak. Bu daha doğru oluyor. Hon fik ban et or sedan. Onun bir senedir çocuğu var. Bir seneden beridir yani. Çocuğu var. Geçmiş zaman kullanmış. Yani bunun aslında kelime kelime ayırırsanız başka bir anlam çıkıyor ama Türkçesi onun bir seneden beri çocuğu var. Böyle bu şekilde Türkçe'de doğru oluyor. Biri size ner diye sorduğu zaman eğer gelecek zaman ise on. Yok. Geçmiş zaman ise för diyorsunuz. Zamanı söyleyip sedan diyorsunuz. Hürlenge. Ner ne zaman demekti? Hürlenge ne kadar süre? I et or. Bir sene. Eva har but ilund i et or. Arkadaşlar buradaki ilund yer belirtiyor. Bu yüzden kafanız karışmasın. Aşağıda göreceğiz. Buradaki i zaman belirtiyor. I et or. Eva Lund'da bir sene yaşadı. Evet. Eva Lund'da bir sene yaşadı. Inte po et or. Eğer zamanın tersini söyleyecekseniz yani şöyle anlatayım. Eva har inte varit i umeo po et or. Eva umeo'da bir sene olmadı, yaşamadı. Eva umeo'da bir sene yaşamadı. Burada gördüğünüz gibi inte kırmızı yapmayı unutmuşum. Inte po arasına yazıyorsunuz cümleyi arkadaşlar. Daha sonra zamanı, po'dan sonra zamanı yazıyorsunuz. Eva bir sene umeo'da hiç yaşamadı. Buradaki i dediğim gibi yer belirtiyor. I umeo, umeo'da olduğunu. Şehirlerde arkadaşlar i kullanıyoruz. Bunu aklınıza yazın. Şehir isimlerini anlatacağımız zaman i kullanıyoruz. Hür sınav. Ne kadar hızlı? Po tio minuter. Bunda da arkadaşlar hungor til skolan po tio minuter. O okula 10 dakikada gidiyor.
Buradaki til Scuola'nın önüne gelmiş, yer belirtiyor. Yer Professor konu. Şimdi arkadaşlar bir de frekvens yani sıklık yenilenme konusu var. I quartalet bir çeyrek. I monaden aylık. I vekan haftalık. I timmen saatlik. I minuten dakikalık. I sekunden. Om oret. Om düynet. Om dagen. Arkadaşlar bu kısım SFİ'de bildiğim kadarıyla gösterilmiyor ama ek olarak koymuşlar. Ben de koydum. Belki bir şeye yarar, birimize yarar. Burada arkadaşlar yenilenme. Yani bir çeyrekte yenilenme. Yani 3 ayda bir, 1 ayda bir, haftada bir, zamanında bir, saatte bir. Böyle sıklıkla söyleyeceğimiz zaman başına iyi getiriyoruz. Fakat oret, dünet ve dagende om kullanıyoruz. Mesela Axel betalar hüran engong i monaden. Axel kirasını ayda bir i monaden. Her ay bir defa ödüyor engong. Her ay bir defa ödüyor. Han oker til London engong om oret. O yılda bir defa om oret. Yılda bir defa Londra'ya seyahat ediyor. Burası aklınızı karıştırabilir arkadaşlar. Siz dediğim gibi buralara kural olarak yazın, elinizde bulunsun ve ezberleyin. Şimdi arkadaşlar gelelim yer ifadesi olarak po ve i'ye. Bunlar var sorusuna cevap verirler. Po ve i. Arkadaşlar po bir yüzeyin üstünde bulunan, masanın üstünde bulunan, evin üstünde bulunan, üstünde bulunan ve asılı olan. Mesela bir tabloya asılı olan, bir duvara asılı olan şeyler için po kullanılıyor. Fakat i ile po'nun birbirine çok yakın olduğu yerler de var. Bu yüzden kafanız karışmasın arkadaşlar. Bunlara aslında en iyisi kullanarak öğrenirsiniz. En güzeli. Fakat burada biz elimizden geldiği kadar göstermeye çalışacağız. Dediğim gibi çevirileri kelime kelime yapmadım. Türkçesi düzgün olsun diye direkt Türkçe cümle olarak yazdım arkadaşlar. Şimdi po üzerinde veya duvara asılı, panoya asılı, işte tavana asılı gibi üzerinde. Fakat temas var. Yani üzerine konduğu şeye değiyor. Arada boşluk yok, değiyor. Mesela bir nera dersek, nera da yanında ama değmiyor. Mesela kapının yanında, kapıya değmiyor, teması yok. Yani bundan po, siz kafanıza şöyle koyun. Bir şeyin üzerinde. Duvarın üzerinde ve asılı. Şimdi örnekleri bolca örnek var. Yaptıkça göreceksiniz. Johar en legenet po andra woningen. Po andra woningen. İkinci katta bir dairem var. Gördüğünüz gibi woninglerde po kullandım. Johar en legenet po andra woningen. İkinci katın üstünde yani ikinci katta. Şimdi diyeceksiniz ki arkadaş ikinci katın içinde. Ama burada katı üstü açık şey olarak düşünmeyin. Üstü açık olarak düşünün. İşte daire o ikinci katın üstüne konmuş. Bu şekilde düşünün. Yahar et burt som stor po en matta. Po en matta. Halının üstünde duran bir masam var. Nerede duruyor? Halının üstünde. Po en matta. Yani halının üstünde ve halıya temas ediyor. Po stulen nera dören liger dagen stilding. Kapının yanındaki sandalyede yani sandalyenin üstünde günlük gazete yer almaktadır. Po stulen yani gazetenin üstünde. Nera dören. Sandalye neredeymiş?
kapının yanında. Kapının yanındaki sandalyenin üstünde günlük gazete yer almaktadır. Kapının yanındaki. Bunun nera dören, yani kapıyla bir teması yok. Fakat stulenin gazete, yani titning, stulenin üstünde. Yani şeyin, sandalyenin üstünde, sandalyeye değiyor. Minkat brukar sitta potidningen. Kedim genelde gazeteye oturur. Yani gazetenin üstüne oturur. Minkat brukar sitta potidningen. Gazetenin üzerine oturur. Po hüllan ligger min halstuk ok min mösa. Rafta benim boyun atkım ve şapkam bulunuyor. Bakın arkadaşlar. Po hüllan. Yani rafın üstünde. Rafın içinde değil. Belki çukur olsa, içinde olsaydı öyle olmazdı. Fakat raf düz üstünde duruyor. Dehenger nogra afişer po veggen. Duvara bazı posterler açılmış. Po veggen, yani veggen nedir arkadaşlar? Duvar. Bu duvara asılmış. Duvarla teması var. Ommangor üt Serman TV antennem po tayyut. Ütter tayyut, yani çatının üstü, dış çatının dışı. Eğer dışarı çıkarsanız çatıdaki TV antenini göreceksiniz. Fakat antenler de çatının üzerinde. Çatının dışında, üzerinde. Ops demiş. Burada bir ayrı örnek vermiş. Mingamla sager har yak po vinden. Eski eşyalarım tavan arasında. Normalde tavan arası, bildiğiniz gibi tavan arasının içi olur değil mi arkadaşlar? O da bir odadır yani. Normalde o i olması lazım. İçinde çünkü. Fakat burada özel bir durum olmuş ve diyor ki tavan arasını kullanırken po kullanacaksın diyor. Eski şeylerim tavan arasında. Evet arkadaşlar, cadde isimlerinde po kullanılır. Yobur postur gatan min bil stor po parkeringsplatz. Sturgatan'da yaşıyorum. Sturgatan'ın üzerindeyim yani. Arabam otoparkta. Kelime kelime ayırırsak arabam otoparkta duruyor oluyor. Fakat Türkçe olarak arabam otoparkta daha güzel oluyor. Evet arkadaşlar, yine parkeringsplatz'ın, yani bir yerin üzerinde. Dikkat edin, parkeringsplatz'ın üzerinde demiş, po kullanmış. Sturgatan üzerinde demiş, po kullanmış. Po torjet iner heten brukar yaşopa frukt. Yakındaki meydanda, alanda, pazarda nerheten meydan, alan, pardon, torjet meydan, alan, pazar anlamına geliyor. Genellikle meyve alırım diyor. İ nerheten. Nerheten arkadaşlar yakındaki demiş. Yakındakini kullanırken i kullanmış. İ nerheten. Yakındakinin içinde yani. Yakındaki meydanda. Fakat torjet bir zemin ve üzerinde. Meydanın üzerinde, pazarın üzerinde kullanmış. Brukarya, şöpa, frukt, meyveli. Evet arkadaşlar. Orstit'te gördüğünüz gibi po kullanmış. Po vinden erde snö po marken. Kışın yerde kar var. Po vinden. Gördüğünüz gibi kışları yerde kar var demiş. Po vinden burada nedir arkadaşlar? Zaman gösteriyor. Biz peki her kış dediğine göre bir bakalım doğru mu? Orstitlerin herlerinde gördüğünüz gibi po kullanılıyor. Demek ki doğru arkadaşlar. Çünkü bu orstit ve helyenlerin her bütünlerinde po kullanılıyor. Demek ki doğru. Po vinten, kışları. Erde snö po marken, yerde kar var. Kışın yerde kar var. Yerin üzerinde kar var. Yo tükerom atsi bogorna po havet. Denizin üzerindeki
Dalgaları izlemeyi seviyorum. Aslında böyle çevirir ama denizdeki dalgaları izlemeyi seviyorum. Bu Türkçesi daha düzgün oluyor. Denizin üzerinde demek saçma oluyor. Denizdeki dalgaları izlemeyi seviyorum. That rolled at stop utbe poet berry o titaner. Bir dağda durup aşağı bakmak eğlencelidir demiş. Bakın arkadaşlar, dağın üzerinde duruyor ve titaner diyor, aşağı bakıyor. Po welcome planet erde varmaz. Hangi po yürden eller po Mars. Hangi gezegen daha sıcak? Dünya mı veya Mars mı? Po Vilken demiş. Neden Po Vilken demiş arkadaşlar diyeceksiniz. Çünkü bu aslında Po planeti. Bu Po planeti etkiliyor. Yani bu planet için yazılmış. O yüzden Po Vilken'de işlemiyor. Po burada planette işliyor. Planette gezegen olduğuna, bir yer olduğuna göre Po Vilken Erde varmaz. Hangi gezegen daha sıcak? Po Jürgen yer mi? Eller Po Mars. Mars. Yani yerin üstü mü? Mars'ın üstü mü daha sıcak? Barnen Brukar le Kapos Kulgordun. Barnen Brukar le Kapos Kulgordun. Çocuklar genellikle okul bahçesinde oynuyorlar. Okul bahçesinde. Yani bahçeyi yer olarak kabul edin oradan. Evet, buna bakalım arkadaşlar. Posletten iskone bloserde altit. Altit burada zaman. Önce bir Türkçesine bakalım. Skona'daki ovada her zaman rüzgar eser. Bakın, demiştik ki şehir isimlerinde i kullanılıyor. Burada şehir ismi olduğu için i kullanıyor. Yine gezegen isimlerinde po kullanılıyor arkadaşlar. Ova isimlerinde ova, dere, akarsu gibi şeylerde po kullanılıyor. Devekser ve tapo felten. O tarlada yetişen buğday. Po felten. O nerede yetişmiş? O tarlada. Tarlanın üzerinde yetişmiş. Bir tane opsumuz var. Dikkatimizi çekiyor. Ferut butte yapolandet inte iston. Daha önce de ülkede yaşamıştım, şehirde değil. Eğer şehirde olsaydı iyi olacaktı. Ama ülkede yaşamış, ülkenin üzerinde yaşamış gibi düşünürsek po oluyor arkadaşlar. Evet. Po sommaren er yo po Gotland. Sverige största ö. Yaz aylarında İsveç'in en büyük adası olan Gotland'dayım. Şimdi bu yaz ayları arkadaşlar bildiğiniz gibi orştittir ve belli bir yaz belirtmemiş, yani bütün yaz aylarında gelecek olan, işte her yazın oraya gitmiş. Bu yüzden po kullanılmış. Yani yukarıdaki zaman çizelgemiz doğru çıkıyor arkadaşlar. Orştitlerin yani Helyenlerin herlerinde po kullanılıyor. Gotland ada isimlerinde po kullanılıyor. Yaz aylarında İsveç'in en büyük adası olan Gotland'dayım. Viste du at Sverige ligger på en halvö. İsveç'in bir yarım adanın üzerinde olduğunu biliyor muydun? Diye söylemiş. Yine yarım adada, ülkede po kullanılıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, şimdi gelelim i'ye. İ de genelde düşünürseniz şöyle düşünün, bir şeyin içinde ise yani genel olarak böyle düşünün. Po'yu da genel olarak üstünde düşünün. Fakat bazı yerler geliyor ki birbirinin içine giriyor. Fakat siz genel olarak kafanızı yerleştirirseniz bir de bu nerede po, nerede i kullanılır, bunları not ederseniz daha kolay öğrenirsiniz. Bunları
kullanarak, günlük yaşamda kullanarak daha çabuk öğrenirsiniz arkadaşlar. Şimdi iyi dedik bir şeyin içerisinde. Jos Cabaretta Hürdeser Ut Emin diyor ki, dairemin nasıl göründüğünü anlatacağım. Fakat dairemin içinin nasıl göründüğünü anlatacak. Yani dairesinin dışarıdan görünüşünü anlatacak hali yok. Çünkü dışarıdan görünmüyor duvar. Fakat içinin nasıl göründüğünü anlatacak. Diyor ki dairemin nasıl göründüğünü anlatacağım. Eve Woningham Finns'te at Room Oxford. Katta bir oda ve mutfak var. Yani bu kat içerisinde eğer yani evi diyelim zemin kat değil birinci kat diye yorumluyorum ben bunu. Tabi zemin kat da olabilir. Zemin kat da olabilir. Evet zemin katta bir oda ve mutfak var. Ya, fakat burada katta dediği için ben de katta yazdım. Zemin katın içerisinde ama bakın. Katın veya zemin katın işte artık neyse içerisinde bir oda ve mutfak var diyor. Il roomet har no yo no gran möbler. Odanın içerisinde birkaç tane mobilya var. Mina Böcker, Stur, İbuk Hülyan. Bakın arkadaşlar, Buk Hülyan store demiş. Yani orada duruyor demiş. Fakat Buk Hülyan'ın içerisinde kitaplarım kitap rafında duruyor. Yani kitap rafını raf diye de düşünürseniz mesela pod olur. Hülyan'da poydu değil mi? Ama Buk Hülyan özel olduğu için yani kitap rafının içerisinde duruyor. Kitaplığın içerisinde duruyor. Daha doğrusu bunu kitaplık olarak değiştirebilirdik. Kitaplarım kitaplıkta duruyor olsa daha iyi olurdu. Bu şekilde yapmışız. Mina Yester Brukar Sitta i Fotölyen Eller i Sofan. Misafirlerim genellikle koltukta veya divanda sedirde otururlar. Şimdi arkadaşlar koltuk veya divan sofan dediği bu büyük koltuk yani 3 kişilik 5 kişilik. Bunun üstüne oturduğun zaman içine biraz çöküyor. Benim tahminim onun için iyi kullanmış. Yani mesela sert bir zemin olsaydı pogolvet olurdu mesela. Yani sert bir zeminlerde eğer içine girmeyecek bir şey olsaydı pog kullanırdı. Fakat benim fikrim koltukların ve divanın içeri oturduğumuz zaman biraz içine girdiğimiz için iyi kullanmış. Paul Moronen sabahları Brukar yahu sitta i şöket ok titta i titningen. Evet. Paul Moronen neydi arkadaşlar? Günün bir parçasıydı ve her sabah sabahları anlamına geliyor. Bir bakalım doğru yapmış mıyız? Günün parçalarından Paul Moronen. Evet. Her. Gördüğünüz gibi. Günün parçalarından Pomoran olmuş her. Her sabah yani sabahları. Sabahları genellikle mutfakta oturuyorum ve gazeteye bakıyorum. Burada Tit'nin genel arkadaşlar içerisine girme gibi durumu yok fakat göz gezdirdiği için yani o yüzden Tit'nin gel demiş. Evet arkadaşlar bir şuna bir bakalım. Çünkü burada Ifönstret var. Ya har bulunmur Ifönstret. Pencerede çiçeklerim var. Şimdi arkadaşlar bu pencerenin içerisine çiçekler olma ihtimali yok pencerenin içerisinde. Demek ki pencerenin evin iç kısmında çiçekleri var. O yüzden iyi kullanıyor. Yani pencerenin evi odanın iç kısmında olan kısmında çiçekleri var. Bu yüzden Ifönstret demiş. Bunlar arkadaşlar siz direkt Fönstret'te görürseniz iyi kullanın. Mesela Minsükel Stor i Şellaren. Bisikletim Bodrum'da duruyor.
Yani çünkü Bodrum'un içerisinde. İ. Arkadaşlar in'in İngilizce karşılığı indir. Yani bildiğiniz İngilizce'de in ne demek? İçerisinde demek. Burada demiş dikkat edin. The hanger enfin lamba i taket. İnne taket. Tavanda hoş bir lamba asılı. Bakın. Fakat tavanın içerisinde asılmış durumda. Bu mesela po da olabilir ama özel bir durum var. İtaket olmuş. Det stort hol i gatan. Caddede büyük bir çukur var. Arkadaşlar çukur olduğu için caddenin içerisine girmiş. I gatan. Gatan'da arkadaşlar i kullanıyoruz. Gatan. I gatan caddenin içerisinde. Nerman letar efter olya burar man imarken. Petrol ararken yeri delersin. Bu yerin içerisine girdiği için imarken demiş arkadaşlar. Hardu Bağdat imedel havet. Akdeniz'de yüzdün mü demiş. Akdeniz'in içerisinde. Yani Akdeniz'in içinde yüzdün. Yo eskar at vandra i beryen. Yo brukar oka i hüdur i fiyerlen. Dağlarda yürümeyi seviyorum. Ben genellikle dağlarda kayak yapmaya giderim. İ beryen dedi arkadaşlar dağlarda. İ hüdur yine kayak i fiyerlen. Dağlarda kayak yapmayı severim. İ yürden vekserde potatis. Toprakta patates yetişir. İyi yurdan olmuş arkadaşlar. Toprağın içinden dışarı çıktığı için iyi kullanmış. Defense apple thread iyi thread Gordon. Bahçede elma ağacı var. Elma ağacının kökü yerde olduğu için iyi kullanmış. Yoksa normalde Barney Lekar Potret Gordon olur. Çocuklar bahçede oynuyorlar olur. Yo promenierar yerna iskugen. Ormanda yürümeyi tercih ederim. Arkadaşlar buradaki yerna bildiğiniz anlamlarındaki yerna değil. Burada tercih etmek anlamında kullanılmış. Bu sanırım SFI'de olmayan bir kelime. İleride kullanılıyor. Scavi ta en promenad i regnat. Regnat. Yağmurda yürüyüş yapalım mı? Yağmur üstümüze geliyor. Dolayısıyla biz yağmurun içerisindeyiz. İyi kullanmış arkadaşlar. Yo skulle villa rida po en kamel i öknen. Buna dikkat demiş. Çölde bir deveye binmek istiyorum. İ öknen yani çölün içinde. Çölde normalde bu po olur değil mi? Çünkü çölün içine giremez. Çölün üstündedir. Fakat özel bir durum olmuş. İ öknen olmuş. Yobur İsveriye Nermare Bestemt İstokon. İsveç'te yaşıyorum. Daha doğrusu Stockholm'da. Gördüğünüz gibi özel ülke isimlerinde iyi kullanılıyor. Her zaman söylediğimiz gibi şehir isimlerinde iyi kullanılıyor. Sverige ligger i Europa. İsveç Avrupa'da bulunuyor. Kıta isimlerinde iyi kullanılıyor. Hur många människor bor det egentligen i världen? Gerçekte dünyada kaç insan yaşıyor? Halbuki normalde görürseniz bu po dolu değil mi? Dünya üzerinde. Fakat i kullanılmış. Yani dünya içerisinde demiş. Gerçekte dünyada kaç insan yaşıyor? Arkadaşlar dediğim gibi yeni öğrenen arkadaşlara kolaylık olsun diye söylüyorum. Yer ifadesi olarak kullanırken po'yu üstünde yüzeye temas eden i'yi de içerisinde olarak genel olarak yorumlayın. Bunun dışında zaman olarak bu kuralları yazın bir yere. Elinizde bir kağıtta olsun. Bol bol örnek çözerek sanırım öğreneceğiz. Teşekkür ederim. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.